Evet, üçüncü dersimize Usta Eğitim TV devam ediyor. Kaldığımız yer Yavuz Sultan Selim'in son anlarıydı. Şark Çıbanlı'nın fotoğraflarına bakıyoruz. İşte bu sevgili öğrencilere. Bakın Şark Çıbanlı görüyor musunuz? Umrilik'te bu çıkıyor, Şark Çıbanı. Şimdi öldürmüyor ama eskiden öldürüyordu. Şark Çıbanı adamı öldürür. Umrilik'te çıkıyor. İşte şu çıban türü. Leishmania enfestasyonu. Şark Çıbanı'nın sebebi. Burnunda çıkmış. Allah esirgesin. Olay bu sevgili öğrenciler. Ha şöyle işte. Bu iltihaplanma omuriliğe kadar gitmiş. Güzellik yarası nedir demiş ya. Bir de güzellik yarası çıkarttılar. Bakın Şark Çıbanı. İşte bu. Yani çıban deyince siz irinli bir şey bekliyorsunuz ama bu bir hastalık değerli arkadaşlarım. Omuriliğe kadar gidiyor. Bakın bu. Suriye'de Şark Çıbanı kabusu. Bak Suriye'de bir de. Demek ki oradan bir yerden aldı bunu. Daha fazla göstermeyin. Midesi bulanan olabilir. Sırtında bu çıkıyor. Sonra yatağa düşüyor tabii ki. Bir ara kendini iyi hissediyor. Aynaya kalkıp bakıyor. Sırtını açıyor ki ciğer gibi olmuş. Aynen böyle. Oradan bir beddua seansı geliyor. İnşallah oğlum aynaya baktığında ciğerlerini görürsün falan filan. Kılıcın keskin, ömrün kısa ola demişti babası. Gerçekten de kılıcı keskin oldu ama ömrü de kısa oldu. 8 yıl kaldı, 80 yıllık iş yaptı diyor tarihçiler. 8 yılda 80 yıllık iş yaptığını söylüyor. 8 yılda 80 yıllık iş yapmış Yavuz Sultan Selim. Osmanlı coğrafyasını iki katına çıkartmış. Geniş bir hazine bırakmış çocuklarına. Bakalım ondan sonra kim ne yapacak? Kanuni Sultan Süleyman ne yapacak? Hemen şey yapalım. Bir dakika. Yükledik. Sevgili öğrencilerim, Selim-i Mahlası'yla yazılmış parça manzumeleri vardır. Gelmiştir büyük ihtimalle. Parça manzumeleri vardır. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunur. Tarihçiler Yavuz için 8 yıllık saltanatına 80 yıllık iş sığdırdığı demektedir. Selimname adı verilen 1. Selim dönemine ait nesil eserlerde bulunmaktadır. 2013'te yapımına başlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş 320 metre yaşam kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü olduğunu da unutmayalım. Belki bunu da sorabilirler. 8 yılda 80 yıllık iş yapmış. Hayatını kaybettiğinde tek şehzadesi vardı. O da Süleyman. Süleyman da Manisa Sancak Bey'iydi. Babasının ölüm haberini bildiriyorlar. Süleyman atıyla birlikte yola çıkıyor. Akhisar yolunu takip ettikten sonra İstanbul'a geliyor. Babasının naaşını Yavuz Sultan Selim Camii'ne defnediyor. Hilatını giydiriyorlar 25 yaşındaki Süleyman'a. Ve Süleyman alkışlarla saraya doğru yürüyor, Topkapı'ya doğru. Tam Topkapı'dan içeri girerken kalabalığın arasından bir kişi şöyle bağırıyor. Böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var. İşte bunu söyleyen kişi ünlü divan şairi Figani'dir. Figani böbürlenme diyerek Kanuni'yi uyarmıştır. Ki Kanuni 46 yıl Osmanlı tahtında kalacak ve birinci sıraya oturacaktır en fazla tahta kalan padişah olarak. 1494'te Trabzon'da doğan 1. Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim, annesi Kırım prenseslerinden Ayşe Hafsa Sultan'dır. Türk kaynaklarına göre o vazidir. Yani kanun koyucu vasfından dolayı vazidir. Kanuni Sultan Süleyman diye isimlendirirken Batı kaynakları onun kudretli vasfından dolayı muhteşem ve büyük Süleyman, Magnificent, Magnificent der Praktika çoğu zamanda sadece Grand Turco olarak anmış. Dünya tarihinde 5. sıradadır. En fazla tahta kalan kral unvanıyla şu anda dünya tarihinde en fazla yani 82 yılda tahta kalan Tayland kralı Buhunibol Adulyadejev'dir. Bu adam herhalde daha embriyoken tahta çıkmış olmalı. Sonra Kraliçe Elizabeth var. 64 yıl hala tahta. Ben bunu yazdım da 64'tü. Şimdi 65 olmuştur.
Günümüzde Birleşmiş Milletler'in girişinde dünya uygarlığına katkı sağlayan ünlü hukukçular kısmında da kanunimizin büstü bulunmaktadır. 13 büyük sefere çıkmıştır Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yavuz Sultan Selim'in tek şehzadesi olarak tahta çıkıyor. Büyük bir hazine, geniş bir coğrafyaya sahip, ordu müthiş, Kapıkulu ordusu müthiş işliyor. Yavuz Sultan Selim çok disiplinli bir adamdı. 8 tane sadrazamını idam ettirdi. Düşünün. 8 yıl kaldı, 8 tane sadrazamın kellesini aldı. Destere adam ya. Bildiğiniz destere olmuş yani. 1521 yılında Macaristan'ı almak üzere harekete geçti Kanuni. Avrupa'nın kapısı konumunda olan Belgrad'ı karadan ve Tuna Irmağı'ndaki Osmanlı donanmasının sayesinde ele geçirdi ve Kanuni'nin ilk fethi Belgrad oldu. Bildiğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet'in almak isteyip de alamadığı tek yer burası değildi. Bir yer daha vardı, Rodos. Rodos'u da yine Kanuni Sultan Süleyman fethedecek. Belgrad kaynaklarımızda Darül Cihat olarak geçer. Onun da altını çizelim. Darül Cihat. Yani cihatın kapısı demektir Darül Cihat. Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı eserinin ilk nüshasını Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur. 1521 yılında Kitab-ı Bahriye adlı eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. Aramızda herhangi bir eserini birine sunan var mı? 1522 yılında Rodos'u fethetti. Rodos, Fatih'in almak isteyip de alamadığı bir yerdi. Rodos fethedildi. 1524 yılında Pir Mehmet Paşa emekli olunca Pargalı İbo'yu torpille sadrazam yaptı ve bu nedenle Ahmet Paşa isyan etmiştir. Kanuni döneminde hiç saltanat isyanı yoktur. Zaten tek şehzadedir. Ama bu dönemde Ahmet Paşa isyan etti, Canberk Gazali isyan etti. Ayrıca Kalenderoğlu, Karayazıcı isyan edenler arasındadır. 1500 Baba Zinnun var. İsyan edenlerden bir tanesi de. 4 isyanımız var. Bu 1524 yılında Ahmet Paşa isyan etti. 1527 yılında da bakın burada göreceksiniz. Baba Zinnun, Kalenderoğlu ve Canberk Gazali de isyan etti. 4 isyan var Kanuni döneminde. Onları yazalım. Yazıyorum. Hiçbirisi de sağ... Hocam ben bunu bacak diye kodlamıştım hocam. Bacak. Bir bakalım. C-K. Güzel bir kodlama olabilir. Bacak diye kodlamış Emin kardeşimiz. Hocam diğer şu C'den sonraki A yok hocam. Ha. Bacık diye. Yani kodladım. Ama o A'yı da kendiler de atabilir hocam. Aslında o zaman Ahmet Paşa isyanını iki defa yazabilirler. Ha, olabilir. Olabilir. Şu B. B hangi isyan? Babazunun. Babazunun. Ahmet Paşa. Ahmet Paşa, Canberk Gazali ve Kalenderoğlu. 4 isyanı bu bacak şeklinde şifrelemiş Emin kardeşimiz. Olabilir, güzel. Tebrik ediyorum. Güzel olmuş. Diğer arkadaşlar da buna bakabilirler. O olabilir. Güzel. Değerli arkadaşlarım, Muaç Meydan Muharebesi'ni söyleyelim. 1526 yılında Kanuni Macar seferine çıkıyor. Sebebi şu, değerli öğrencilerim, yeri gelmişken söyleyeyim, belki güncelde de çıkabilir. Macarların ünlü tacı vardır. Ünlü Macar tacının adı Korona'dır. Galiba şeyde söylemiştim, Yasemin, sizin sınıfta mı söylemiştim onu? Ağzım durmuyor, birçok şeyi söylüyorum. Bakalım Yasemin ne dedi? Evet hocam. Tamam. Teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Yasemin de onayladı. Ben onların sınıfında da söylemiştim. Macarların ünlü tacı var. Korona. Adı Korona. Bizim bu hastalık olan Korona adını oradan alır. Macar tacından. Macarların ünlü tacı. Bakın şimdi göstereyim. Şu çark çıbanını iptal edelim. Korona tacı. Korona tacı dedik. Bu hastalığı da ona benzetmişler. İşte şu Macarların Korona. Gördünüz mü? Bu ünlü taçları Corona Civica, Corona Muralis diye koronanın tipleri. Şimdi şu, yani kutsal Macar tacı bu. Şimdi virüse bakalım. Virüs de bu ya. Ona benzetmişler. Yani ne alakaysa böyle saçmalamışlar.
O taca benzettikleri için adını korona koymuşlar. Burayı anladık mı? Çok güzel. Nereden nereye? Değerli öğrencilerim, akabinde nereye gitti o? Akabinde Macar kralı Kanuni'den yardım istiyor. Bizim koronayı çaldılar diye. Bir arkadaşımız mesaj yazdı galiba. Ona bir bakmak istiyorum. Nerede? Mesaj yazan yok. Tamam. Yardım istemiş ve bunun üzerine Kanuni Avusturya Kralı Ferdinand'a ders vermek amacıyla yola çıkıyor. Ve Macaristan'ı fethediyor. Macaristan'ı 26 Ağustos 1526'da fethediyor. Sonra Macar tahtına Hunyadi Janos'u oturtuyor. Hunyadi Janos, John Zopolion. Ama karşı çıkan birisi var. O da karşı çıkan kişi de bildiğiniz gibi Avusturya Kralı Ferdinand. Evet. Sonra diyor ki Avusturya Kralı Ferdinand, sen kim oluyorsun da benim çöplüğümde ötmeye çalışıyorsun diyor Kanuni'ye. Siloş diyor. Bizim Kanuni çok sinirleniyor. Ulan sana dersini vereceğim diyor ve orduyu hazırlıyor. Türk tarihinde en kısa süren savaş Mohaç Meydan Muharebesi 1 saat 40 dakika sürmüş. Savaşın minyatürünü Matrakçı Nasuh yapıyor. Turkish History'de en kısa süren savaş budur. 1 saat 40 dakika 26 saniye sürmüştür. Evet. Değerli öğrencilerim, işte sen kimsin ulan Süloş deyince bizim Süleyman harekete geçiyor. Bekle ulan orada diyor. Bu sefer Viyana seferine çıkıyor. Osmanlı arşivlerinde Viyana adı geçmiyor. Bec diye geçer. Gazai Bec kuşatması olarak geçer. Birinci Bec kuşatması. Avusturya Kralı Ferdinand'ın kendisini Macar Kralı ilan etmesi üzerine Kanuni tekrar Macaristan seferine çıkar ve sonuç itibariyle Budin'i geri alır. Janos'u yeniden kral olarak atar. Kanuni Ferdinand'ı takiben Viyana'yı kuşatır. Büyük topların getirilmemesi ve kış ayın yaklaşması üzerine kuşatma kaldırılır. Ama bu sefer Ferdinand nanik yaparak abisi Alman kralı Şarke'nin yanına kaçar. Ve oradan Kanuni'ye nanik yapar. Kanuni der ki bekleyin ulan geliyorum oraya der. Kanuni bu sefer Alman seferine çıkar. Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi. Hemen bakalım. Demek ki 1960'larda sadece işçilerle gitmemiş bizimki. Kanuni gitmiş bakın. Kanuni'nin Alman seferi. Aramızda Alman seferine çıkan var mı? İnşallah Alman seferine çıkarsınız. Bakın Kanuni'nin Alman seferi 1532. Tamam oğlum. 1532'de Alman seferi haritasına bakıyoruz. Ben bunu göstermezsem kimse göstermez size. Kanuni'nin Alman seferi haritası. Ya bazen bu internette de saçma sapan şeyler var. Kanuni'nin Alman seferi haritası. Gelmedi daha. Tamam. Gelmedi. Yani şu küçük haritada görüyorsanız eğer şöyle bak okla, mavi okla gösteriyor. Alman seferine çıkıyor. O haydi. Ha, ne diyeyim oğlum? Söylerim öğrencilerime. Teşekkür ederiz. Evet devam edelim. Sevgili öğrencilerim, Alman seferi. Avusturya Kralı Ferdinand ağabeyi Şarken'e güvenip Osmanlı Devleti'nin elindeki Budin'i tekrar kuşattı. Bu durum karşısında Kanuni Avrupa'da Şarken'in üstünlüğünü
Tamam, tamam. Kusura bakmayın sevgili öğrenciler. Devam edelim. Elindeki bu dini tekrar kuşattı. Bu durum karşısında Kanuni Avrupa'da Şarken üstüne son vermek için Macaristan meselesini kökten çözmek amacıyla Alman seferine çıktı. Ama Almanya kazan, bizimki kepçe, ikisini de bulamadı. Bu sefer mektup bıraktı oraya. Bu mektup şeyde var. Topkapı'da arşivde var. Mektubun özeti şu. Ben kısaca size söylüyorum. Diyor ki Kanuni, ben diyor erkekçe, erkekle savaşmak için Viyana'ya geldim ama karşıma bir erkek çıkmadı. Sen abinin yanına gittin, ben de olsun orada savaşırız dedim. Geldim Almanya'ya, ne abini gördüm ne seni. İkiniz de kaçtınız. Ben yalnızca senin erkekliğinden şüphe duyarken anladım ki sizin sülalede bir erkeklik programı var. Neden karşıma çıkmıyorsunuz? Korkaklar diyor. Ben şimdi İstanbul'a gidiyorum. Benim arkamdan gelip elimden eteğimden öpmez iseniz bir dahaki gelişimde mezarınıza atacak toprak bulamayacaksınız deyip geri dönüyor. Bu 1532 Alman seferinde. Sonra Şarken diyor ki oğlum hani bu filoştu. Hani bu adamı tokatlardık, yani adam ümümüzü sıkmaya geldi Almanya'ya kadar. Sen buna bir ekip gönder de özür beyan eyle, elinden eteğinden öptür diyor. İşte bu da 1533 İstanbul Anlaşması'na sebep oluyor. O tarihte bildiğiniz İstanbul Anlaşması 1533'te Ferdinand Macaristan üzerindeki hak iddiasını sonlandırıyordu. Janos'un Macar hükümdarlığını da tanıyordu ve Osmanlı İmparatorluğu'na yıllık 30 bin altın vergi vermeyi de kabul ediyordu. En önemlisi Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktı. İşte Osmanlı Avrupa'nın en büyük devleti, kanunda en büyük hükümdarı oldu. Bu olayın gelişimi bu de bu şekilde. Şimdi o mektuba bir göz atalım sevgili öğrencilerim. Görerek anlatmak daha önemli diye düşünüyorum. Kanuni'nin Şarken'e mektubu. Şarken'e mektubu. Evet. Bu işte. Şarken'e mektubu. Şey diyelim. Ferdinand'a mektubu. Ferdinand'a mektubu. Şurada var sanki ya. Ha, şu. Burada mektubu şey yapmıyor da. Mektubu şu. Kanuni Sultan Süleyman'ın mektubu bu değerli arkadaşlar. Bayağı yazmış. Yani bugünkü deyimle döktürmüş yani adam. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri. İşte Kanuni de bu. Kanuni'nin foto demeyeyim de resmi. Evet bu Kanuni. Şeye Halit Ergenç'e hiç benzemiyor değil mi? Bence bu daha güzel ya. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri. Şu da Hürrem. Şu da Fransa Kralı François. Ferdinand şu da. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı niye? Ha. Kanuni Sultan Süleyman, hemen geliyorum. Siz bakın buradaki değerli öğrencilerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri 1533 yılında Avrupa'nın en büyük imparatoru olmuştu. Akabinde 1535'te imtiyazı mahsusa denilen kapitülasyonlar verildi Fransızlara. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Bazı YouTuber'cılar, tarih mezunu bazı YouTuber'cılar şöyle söylüyor. Yok ilk kapitülasyonlar Fransa'ya verilmiş. Yok ilk kapitülasyonlar Venedik'e verilmiş. Yok kapitülasyon, Venedik, imtiyaz, cart, cart,
Ortalık karışık yani. Bunun akademik olarak şöyle bir tanımı var. İmtiyaz dediğimiz şey tek taraflı veriliyor. Ama kapitülasyon dediğimiz şey çift taraflı veriliyor. 1479'da Fatih'in Venediklere verdiği kapitülasyon sadece Venediklerin yararlandığı, Osmanlı'nın ise Venedik'ten yararlanmadığı bir şey. Kanuni döneminde şöyle diyor Fransa'ya, sen bundan yararlanacaksın, ben de senin memleketinde yararlanacağım. Yani karşılıklı, kapitülasyon anlamı bu. İmtiyazı mahsusa diye geçiyor, kapitülasyon olarak da biliniyor. Osmanlı Devleti'nde ilk kapitülasyonlar Fransa'ya verilmiştir, ÖSYM sordu bu soruyu. Şimdi bu kapitülasyonların verilme sebebi ise şu. Avrupa yeni ticaret yollarıyla Hindistan'a giden yol Ümit Burnu'nu Vasco de Gama biliyorsunuz buluyor, geçiyorlar. Akdeniz'e girmiyorlar. Osmanlı ticarette sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bir de Avrupa Haçlı Birliği'ni bozmak istiyor. Yani orada Habsburg Hanedanlığı'nın bir şeyi var, üstünlüğü var. Bu hanedanlığın üstünlüğünü kırmak amacıyla Fransa'yı yanına çekmek istiyor. Kanuni amacı bu. Kanuni bir akıllılık etmiş ve şöyle söylemiş. Ben ölürsem biter, sen ölürsen de biter. Yeni geçenler bunu imzalasın demiş. Yani yaşam süreleriyle sınırlı tutmuş. 1536'da İbrahim Paşa Fransızlara verilecek olan kapitülasyonlarla ilgili çalışmalarını yürütürken 14-15 Mart gecesi iftar için saraya davet ediliyor. İftardan sonra 4 dilsiz cellat tarafından boğuluyor. Daha sonra Makbul İbo iken Maktul İbo oluyor. Buna en fazla kafayı takan da Figani'dir. Biraz önce bahsettiğim. Diyor ki bir İbrahim put yıktı, bir İbrahim put dikti diyor. Bu da Macaristan dönüşünde üç güzelleri heykelini getiriyor. O nedenle buna kafayı takmış. Bu gavur deniyor zaten. İbrahim Paşa Müslüman değildir ya, o belli yani. O nedenle gavur paşa falan filan. İdama götüren süreç başladı sevgili öğrencilerim. Preveze Deniz Muharebesi 1538 yılında, daha önce bahsetmişizdir. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanması Andrea Derya komutasındaki Haçlı donanmasına karşı Preveze'de müthiş bir galibiyet ortaya koymuştur. 27 Eylül'de gerçekleşen bu savaştan dolayı günümüzde denizcilik ve donanma günü kutlanmaktadır. Bakın ilkokuldan beri Preveze Deniz Muharebesi diye biliyorsunuz ama Preveze nerede bilmiyorsunuz değil mi? Preveze. Ben öyle olsam size kimse göstermeyecek. Yunanistan'da bir yer adıdır Preveze. Preveze Deniz Muharebesi Yunanistan'ın hemen Adriyatik'e bakan kısmıdır. Preveze Deniz Muharebesi Preveze'dedir. Bak Preveza. Preveza. Gördünüz mü haritada? Bu Pargay. Pargay'ı gördünüz mü? Pargalibo'nun doğum yeri. Pargay'ı da gördünüz. Yunanistan'ın Adriyatik'e bakan tarafıdır. Şunu gösterirsek daha güzel olacak. Preveza. Şurada bakın. Bizimki burası. İzmir burada. Şurası Adriyatik Denizi. Bak Adriyatik Denizi. İonya Denizi diyor. İonya Denizi. Burası da Adalar Denizi. Adalar Denizi. Yani Ege Denizi dediğimiz yer. Şurada Korint Kanalı var değerli öğrenciler. Mora Yarımadası'nı ana karaya bağlayan Korint Kanalı var. Onu da söylemiş olalım. Preveze Deniz Muharebesi burada gerçekleşti. Akdeniz'in bir topografi haline getiren, efendim Hülya Hocam. Bu Preveze Deniz Savaşı'nın kumandanı kimdi? Barbaros Hayrettin Paşa. Evet. Sanki onu görmüştüm. Aklıma geldi. Sorayım dedim. Tamam. Teşekkür ederim. Barbaros Hayrettin Paşa. Karşı tarafta da Andrea Doria var. Andrea Doria. Her yıl 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Günü kutlanmaktadır. Bunun da altını çizelim. Babür Şahları anlatırken size şundan bahsetmiştim. Hint Deniz Seferleri var dedim. Birinci Hint Deniz Seferi 1538. Hadım Süleyman Paşa gidiyordu, başaramıyordu, idam ediliyordu. 1551 Hint Deniz Seferleri'nin ikincisine Piri Reis gönderiliyordu, başaramıyordu, idam ediliyordu. Üçüncü sefere Murat Reis gönderiliyordu, 1552'de başaramıyordu, idam ediliyordu. Ve son sefere, dördüncü sefere Seydi Ali Reis gönderiliyordu. Hem başaramıyor,
hem de 15 parçalık donanmayı satıyordu. 4 yılda İstanbul'a geliyordu. Gelirken de Miratül Memalik adlı eseri yazıyordu. Kanuni ne yapıyordu buna sevgili öğrencilerim? Seydi Ali Reis'i idam ettiriyor muydu? Evet hocam. Affediyordu hocam. Emin mi dedi evet diye? Evet hocam, ben idam edildi diye biliyorum ama. Yok Emin'ciğim, idam edilmedi. Affediyordu Gökhan'ın söylediği gibi. Neden affediyordu? Dedim ki kaçacak yeri varken, donanmanın parası da cebindeyken, CIA, FBI, Mossad, KGB, MIT yokken, kaçma ihtimali varken hesap vermek için kanuninin karşısına çıkma cesareti göstermiş. Aynen bugünkü devlet adamlarımız gibi. Hem cesurlar hem de hesap veren konumunda. O nedenle kanuni affetmiş. Affetmiş. Böyle bir durum. Miratül Memalik adlı eserinde unutmayalım, Seyid Ali Reis'in Mühit diye de bir eseri daha var. 1553'te Şehzade Mustafa idam edilir. Türkiye ağladı. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra Pargalı İbo'nun mezarına tükürenimi ararsınız. Hürrem'in mezarına beddua okuyanımı ararsınız. Şehzade Mustafa 1553'te maalesef babası tarafından Konya'da boğdurulmuştur. Türkiye kan ağladı. Türkiye kan ağladı. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra onu göstermek istiyorum. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra Türkiye'de neler olmuş? Şehzade Mustafa sahnesinden sonra Türkiye'de olanlar. Bakalım neler olmuş Türkiye'de. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra Türkiye Şehzade Mustafa'ya ağlıyor. Evet, Şehzade Mustafa'nın ölümünün ardından, yani diziden sonra bakın ne olmuş. Ertesi sabah Şehzade'nin türbesine koştular. Bizim millet. Her gün önünden geçiyorlardı ama orada Şehzade Mustafa'nın yattığından haberleri yoktu. Olsun öğrendiler. Akşama kadar türbeyi bini aşkın kişi ziyaret etti. Belediye başkanları 461 yıl sonra ellerini açıp dua etti. Sosyal medyada olay oldu. Şehzade Mustafa'ya veda olarak 9 farklı etikette trend topik oldu. Aynı etiket 50 bin tweet atıldı. Toplamda 150 bin yazı yazıldı. Bütün zamanların rekoru kırıldı. Babana bile güvenme dediler. Kanuni Sultan Süleyman'ın itibarı dibe vurdu. Ama bazılarının bilmediği daha çok şey vardı. Bunlardan biri de Şehzade Mustafa'nın idamından 8 yıl sonra gerçekleşti. Mustafa'nın sevgili kardeşi Bayazıt babasına isyan etti. Ağabeyi Selim'in ordusuna yenince İran'a kaçtı. Tabii onu da öldürttürüyor. Evet, böyle devam ediyor. Nedir bu? Babata falan filan. Evet, gerisi önemli değil. Olay bu. Yani bizim millet ertesi gün koşuyorlar şeye. Şehzade Mustafa'nın mezarına. 1555 yılında Safavilerle ilk resmi anlaşma yapılıyor. Buna Amasya Anlaşması deniliyor. Doğu Anadolu, Bağdat, Tebriz, Azerbaycan Osmanlı hakimiyetine girmiş oluyor değerli öğrencilerim. Anlaşmayı Osmanlı adına Kanuni Sultan Süleyman ve Şah İsmailoğlu Şah Tabbas imzalıyor. İran'la yapılan ilk resmi anlaşma. İran'la dediği şeyle, Safavilerle. 1559'da Cerbe Deniz Zaferi kazanılıyor. Cerbe de Tunus'ta. Tunus'un hemen karşısında bir ada var, Cerbe Adası. Orada Cerbe Deniz Muharebesi'ne Turgut Reis kazanıyor. O da Akdeniz'de ikinci büyük muharebe. 1566'da Kanuni son seferine çıkıyor. 71 yaşında 13. büyük seferine ve orada vefat ediyor Kanuni.
Zigetvar Kalesi'nin fethinden bir gece önce Kanuni Sultan Süleyman vefat etti. 2015'te iç organlarının bulunduğu Zigetvar'daki Üzümlü Tepesi'nde gömülü olduğu anlaşıldı. Onun da altını çizebilirsiniz. 2015'te Zigetvar'daki Üzümlü Tepesi'nde Macar arkeologlar iç organlarını buldular. Bizde iç organ çıkartma durumu var. Kok basın diye vücut. İç organlarını çıkartıyorlar, ilaçlıyorlar ve merkeze gönderiyorlar. İstanbul'a göndermişler. Üzümlü Tepesi'nde olduğu anlaşılmış. Kabın içerisinde organ falan yok. Çürümüş zaten. 500 küsür olmuş yani. Çürümüş ama kabı var. Mühürlü, kanununun mührünün olduğu bir kap var. Ondan biliyoruz. Kanuni dönemi aynen Türkiye Selçuklu'daki Alaaddin Keykubat dönemi gibi ünlüler geçidi. Fuzuli, Baki, Pir Sultan Abdal, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Ruhi, Zembilli Ali Efendi, Tuncer Kurtis, Ebu Suud Efendi, Kemal Paşazade, Matrakçı Yansu dönemin ünlü kişilerinden. Arifi, Nakkaş Nigari, Hattat Ahmet Karahisari dönemin ünlü gelen sanatçılarından. Hocam, buyurun. Bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Zaten Kanuni'nin kendisi de çok büyük bir şair değil miydi? Ha, şimdi hani tam oraya geçti. Geç dediniz ya. Evet. Evet, çok doğru. Tam da oraya geliyorduk Sayın Hocam. Üstten yazılınca aynı, satırlar aynı, tersten okunuş aynı. O senin Yavuz Sultan Selim. O Yavuz Sultan Selim. Ha, doğru doğru. Tamam, çok özür dilerim. Estağfurullah. Merdumu didem nefisun etti felek, giryem aşkından hun etti felek, şirleri pençeyi kahrımdan olurken lersan, beni bu gözleri ahuya zebun etti felek. Sanma şahım dildar olur, yar olur diye böyle yandan, üstten, her taraftan bakarsan, okursan aynı evet. Şeyi okuyorsun. Evet. Yavuz Sultan Selim, Selimi mahlasıyla yazıyor. Doğru. Bu kanunda Muhibbi mahlası. Evet. Şimdi notumuzda da öyle. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmış. Divan edebiyatında 2779 adet gazelle birinci sıradadır. Divan edebiyatımızın en fazla ne hürremmiş ya Rabbim, ne hürremmiş. Hürrem'e yazmış da yazmış. Divan şairleri arasında en fazla gazel yazan Zati'nin bile ulaştığı sayı 1825'tir. Kanuni 2779 gazel yazmıştır. Mimar Sinan o dönemde devleşmiştir. Mimar Sinan, Mihrimah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Haseki Sultan Camii, Süleymaniye Çıraklık eseri biliyorsunuz Şehzadebaşı onun döneminde yaptı. Süleymaniye ise kalfalık eseri ustalığında Selimiye Camii'nde yapacak. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem'e yazdığı o müthiş şiirlerden bir tanesinde söylememizde yarar var sevgili öğrencilerim. Hürrem'e yazdığı şiirden bir tanesini size göstermek isterim. Kanuni'nin Hürrem şiiri. Hürrem şiiri. Evet. Kanuni Hürrem şiiri yazmıştır. Hürrem'e yazmış olduğu şiir. Evet. Bu şiiri Celisi halvetim varım Habibim mahfu tabanım. Enisim mahremim varım güzeller şahı sultanım. Hayatım hasılım ömrüm şarabı kevserim atmim. Baharım behçetim rüzum nigarım verdi hanedanım. Sonuca gelelim. Kapında çünkü meddahım, seni med ederim daim. Yürek pürü gam, gözüm pürü nem, muhibbiyim, hoş halim. Evet. Yani bir de Türkçe yazsaydı daha güzel olacaktı. Farsça yazıyorlar, kınıyorum. Evet değerli öğrencilerim, Kanuni Sultan Süleyman'ı da bitirdik. Yükselme dönemi bitimine çok az kaldı. Bir dahaki dersimizde duraklama dönemine geçmiş olacağız. Bunun tekrarını Usta Eğitim TV'den izleyebilirsiniz. Bir dakikanın altına düştük. Bu güzel dersi benimle paylaştığınız için hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Esen kalınız. Hepinizi sevgilerimi sunuyorum. Sorularınız olursa bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Hocam soru çözümü yapmayacağız değil mi? Ya yetişmedi şimdi soru çözümü. Tamam hocam. Bir dahakine fazla yaparız olur mu? Olur olur hocam, hiç sıkıntı değil.
Tamam. Şimdi çocuk da var evde. Rica ederim. O da durmuyor, yaptırmaz.